Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina ve şefii'i zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ila arvahi cemii'il enbiya'i vel murselin salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in ila yevmiddin. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أيها الأصدقائنا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. نحن نتدارس معكم في زمن طويل على آيات القرآنية في سورة البقرة، رقم الآية 247. Değerli arkadaşlar, Kur'an ayetleri üzerinden Arapça öğrenme konusunda Bakara suresinin 247 ve 248. ayetler bugünkü dersimizin konusunu teşkil ediyor. Anlatılan konu geçen derste anlatılan konunun bir devamı. Onu hatırlatarak başlayalım. Çünkü bu iki ayeti anlamak biraz bir önceki dersin devamı olması itibarıyla onu hatırlamaya bağlı. Hazreti Musa'nın vefatından sonra gelen peygamberlerden bir tanesine İsrailoğulları diyor ki bu Amelikalar, yani bu Filistinlerin dedeleri bize çok zulmettiler. Ülkemizi istila ettiler, çoluk çocuğumuzu esir ettiler. Bizim başımıza bir komutan ver de bunlarla savaşalım, kayıplarımızı telafi edelim diye peygambere durumlarını arz ediyorlar. Peygamberin ismini vermiyor ama tarihçiler Yuşa bin Nun olduğunu söylüyorlar. Bunun üzerine peygamber de onlara diyor ki, ya bu talebiniz Allah tarafından kabul edilir ve size bir peygamber, bir komutan gönderilir. Fakat siz de tutar bu sefer savaşmaktan geçerseniz olmaz yani. Onlar da diyorlar ki ya niye savaşmayalım yani? Bizim memleketimizden çıkarttılar, çocuklarımızı esir ettiler. Yani niye savaşmayalım ki? Tam o peygamberin dediği gibi çıktı hadise. Ne zaman ki savaş emri çıktı, çok azı müstesna savaştan kaçtılar. Şimdi ama bir talepleri vardı, yani bir komutan istekleri vardı. Bu iki ayet o komutan tayin edildikten sonra meydana gelen hadiseleri bize anlatıyor. Daha doğrusu İsrailoğullarının psikolojisini tahlil ediyor bu ayetler. Evet, başlıyoruz. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ وَقَالَ ve oradaki atıf. Çünkü hadise devam ediyor. Kale fiili mazi. Müfred, müzekker, gail. Dedi manasında. Kur'an'da çok kullanılır. Kale ve müştakatı. Yani kale ve kaleden türetilen kelimeler çok kullanılır. Kavul kelimesi kullanılır. Yekulu kelimesi, tekulu kullanılır. Kul emri kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok. Kale'nin madem fiil, bunun bir faili olması lazım. Bakıyoruz ki lehumdan sonra gelen nebiyyu kelimesi kalenin faili. Söyleyen kim? Nebi. Nebi dedi. Şimdi mef'ule sıra geldi. Mef'ul nerede? Lehum. Onlara, yani İsrailoğullarına. Oradaki hum zamiri ta yukarıdaki Beni İsrail'e gidiyor. Onlara dedi. Kale kelimesi mef'ulünü çoğunlukla lam harfiyle alır. Mesela kulli, bana de ki demek. Kultu lehu, ona dedim ki. Hep lam ile kullanılır. Burada da öyle bakın. Ve kale nebiyyuhum lehum demektir o aslı. Yani eğer fiil, fail, meful sırasına göre konuşacaksak ve kale nebiyyuhum lehum. Ama bazen meful failin önüne bu şekilde geçiyor. Onlara peygamberi dedi ki, nebi kelimesi hem fail
hem de muzaf. Hum zamiri de muzafın değil. Onların peygamberi, yani İsrailoğulların peygamberi onlara dedi ki, ne dedi ki? İnnallâhe, şüphesiz Allah. Şimdi denen şey, denilen var, bir de söylenen, kime söylendi, ne söylendi? Kime söylendiğini bulduk. Kim? İsrailoğullarına söylenmiş bu söz. Peki ne söylenmiş? Söylenen şeye de makulül kavil denir. O da bir cümle. Mahallen mensuptur. Onlara İnnallâhe, şüphesiz Allah. İnnenin ismi, Allah lafzı. Kad ba'ase lekum. Kad edatı ne yapardı? Eğer fiili mazinin başına gelirse onun anlamını güçlendirirdi. Tahkik diyoruz biz buna. Manaya güç katar. İşte gönderdi. Peki ba'se aynen kale gibi fiili mazi. Müfret, müzekker, kaim. Şurası. Ba'se, ba'tu. Mebus da bu kelimeden geliyor. Gönderilmiş demek. Faili nerede? Faili bir önceki kelime. Yani Allah. Gönderen Allah. Şüphesiz Allah işte gönderdi. Kime? Lekum, size. Yani peygamber ümmeti olan İsrail oğullarını muhatap alıyor. Ba'athe lekum, yani sizin için gönderdi. E siz de böyle bir komutan istiyordunuz ya. Savaşmak için gönderdi. Peki bu lekum harfü cerle geldiği için mef'ulün bih gayri sarih. Asıl mef'ul nerede? Gönderilen kim? Talut'e. Size işte Allah şüphesiz Talut'u gönderdi. Ne olarak? Meliken. Kumandan olarak. Melik sadece kral değil. Aynı zamanda harbi yöneten komutan anlamında kullanılıyor. Peki meliken kelimesini niye tercüme ederken komutan olarak diyoruz? Çünkü Talut kelimesinden haldir. Talut bir özel isimdir. Özel isim de marifedir Arapçada. Dolayısıyla özel isim marifeden sonra gelen kelime hal olur. Talut'un görevi de ortaya çıkmış olur. E zaten onlar da kendilerine komutan istiyorlardı. İşte size Allah gerçekten Talut'u komutan olarak gönderdi. Talut İbranice bir kelime. Allahu alem. Daha sonraki gelen ayetlerde iki vasfı da sayılıyor. Yani bu komutan öyle sıradan bir komutan değil. Hem bilgisi, tecrübesi var. Komutanlık, harp idare etmede. Hem de cüssesi de savaşmaya müsait bir adam. Çünkü karşı tarafta Calut var. Tevrat'ın Golyat diye isimlendirdiği Calut da 2 metreden fazla boyu olan, tabiri caizse zebellah bir adam. Amelika dediğimiz, şimdiki Filistinlilerin dedeleri olan o ateist toplumun başında ve habire savaş kazanıyor. Cesaretli bir insan, zırh giyiyor ve İsrailoğullarını perişan ediyor. Şimdi onun karşısına çıkarılan Talut da Kur'an'ın anlattığı vasıflarına baktığınız zaman hem komutanlık tecrübesi ve bilgisi var, hem de Calut kadar şecaatlı ve boylu poslu bir insan. Fakat gelin görün ki komutan isteyen İsrailoğulları bakın nasıl şark ediyorlar. Onun için dedim İsrailoğullarının psikolojisini anlama açısından bu ayetler çok önemli. Kalu dediler ki, Kalu'nun faili normalde o gördüğünüz vav, cemi vavı. Kale, kala, kalu, cemi, müzekker, gaib. Dediler. Diyen kim? Yani onun tahtındaki asıl hum zamiri kime gidiyor? İsrailoğullarına gidiyor. Peygamber söyleyeceğini söyledi ve komutanın atandığını,
gönderildiğini de söyledi. Şimdi söz sırası İsrailoğullarında. Bakın ne diyorlar. Diyorlar ki enna yekûnü. Nasıl olur? Şaşırıyorlar şimdi bak. Savaştan kaçacaklar ya. Savaşmayı göze alamıyorlar. Laf olarak konuşuyorlar. Ama hadi istediğiniz komutan geldi. Buyurun diyor onlara peygamberi. Onlar da diyorlar ki nasıl olur bu? Enna yekûnü. Enna bir mekan zarfı gibi. Yani nerede? Ne oluyor? Nasıl olur? Kâne yekûnu fiil-i muzari. Kevn. Mükevvenat. Kainat. Hepsi bu kelimeden geliyor. Oluşum. Nasıl oluyor? Lehul mulku aleyna. Bize komuta edecek bir adam olsun o. Şimdi başladılar Talut'u tenkit etmeye. Yani nasıl bize komuta eder? Buradaki mülk bizim bildiğimiz mal mülk değil. Melik mülk. Yani komutanlık demek. Bir şeyi sevk ve idare etmek demek. Aleyna bizim üzerimize. Yani bizim başımızda bir komutan nasıl olur Talut? Şaşkınlık ifade etme açısından önemli bir cümle kuruyorlar. Nesini beğenmiyorlar? Ve nahnu ahakku bil mulki. Ve nahnu biz oradaki vav vavu haliye. Yani biz ki bizim durumumuz şu. Ne? Ahakku bil mulki. Komutanlar daha layık biziz. Nasıl olur da Talut başımızda, bizim başımızda komutan olur? Ya bir peygambere Allahu alem vahiy yoluyla kimi komutan seçeceğini Allah peygambere söylüyor. Peygamber de onu İsrailoğullarının başına komutan olarak atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bazı seriyelere komutan atamıştır. Gayet normal. Kaldı ki bunlar kendileri istediler. Atama da oldu. Allah gönderdi üstelik bakın. İnna Allaha kad ba'ase tabirinden biz bunu anlıyoruz. Peygamber kendi başına bir tercihte bulunmamış yani. Allah'ın Talut'u İsrailoğullarına komutan olarak gönderdiğini söylüyor ama onlar itiraz ediyorlar. Diyorlar ki biz bu işe daha layıkız. Yani ne diye Talut da kim yani? Talut'un komutanlığı ne yani? Ehakku hak, layık olmak. Daha gerçek olmak. Hak. Türkçe'de kullanıyoruz bunu. Ehakku onun ismi taftili. Yani daha layık. Daha gerçekçi. Bil mulki. Ba harfü cer. Mülki aynen yukarıdaki mülk. Yani komutanlığa biz daha yakın olduğumuz halde ve nahnu oradaki vav vavu haliye demiştik. Minhu. Minhu dedikleri Talut. Min harfü cer, hu zamiri Talut'a gidiyor. Yani başımıza atanan Talut'tan biz daha kaliteli komutanlık yaparız yani. Kim oluyor? Talut demeye başladılar. Peki nesini beğenmiyorlar? Velem yü'te ve vav oradaki vav atıf harfi. Çünkü hadise devam ediyor. Niye istemiyorlar Talut'u? Talut'un tayin edilmesine niye karşı çıkıyor İsrailoğulları? Velem yü'te. Verilmedi. Lem harfu nefyin ve kalbin ve cezmin. Olumsuzluk bildiren bir edat. Fiil-i muzarinin başına geldi. Ata yuti itaen bu yüte lem geldiğinden dolayı yuta idi oradaki ya düştü. Velem yüte meçhul fiil verilmemiş. Malumu vermedi. Meçhulu yani edilgeni verilmedi. Ne verilmemiş? Nesini beğenmiyorlar? Saaten bir genişlik, bolluk yani zenginlik. Neden? Minel mali. Min harfü cer, mali de onun mecruru. Yani Talut'u fakir görüyorlar. Hem biz bundan daha layığız diyorlar komutanlığa. Hem de bunun malı mülkü yok ki. Yani sanki komutanlık malla mülkle oluyormuş, zenginlikle oluyormuş gibi ona da itiraz ediyorlar. Bu İsrailoğulları eskiden beri para, altın,
bu tip işlerle meşgul oldukları için insanları parası kadar değerlendirip ona göre muamele yapıyorlar. Kimde para varsa adam insan o. Talut'ta para yok. Ama başka önemli iki vasfı var. Ama onlar para gözlü insanlar olduğu için şahsın zenginliğine bakıyor. Ve lem yute saaten. Ona bir bolluk verilmemiş. Minel mali. Mal işte Türkçe. Maldan yani mal konusunda, mülk konusunda, para, servet konusunda ona böyle bir bolluk, bir genişlik verilmemiş diyor. Dolayısıyla biz ondan daha komutanlığa layığız yani. Tabiri caizse Talut nereden çıktı? Biz varız ya, yani bizden birini tayin et komutanlığa demek istiyorlar. Peki İsrailoğulları bitirdi cümlesini, onun için hı secaventi var orada. Duruyoruz. Çünkü İsrailoğullarının itiraz cümleleri bitti. Üç şey söylediler İsrailoğulları. Bir, nasıl oluyor da bizim başımıza Talut gibi bir adamı komutan tayin ediyoruz? İki, biz ondan daha komutanlığa layığız. Üç, serveti bir şeysi yok. Mal olarak bir bolluk da verilmemiş bu insana. İtiraz ediyorlar. Üç konuda. Şimdi konuşma sırası kimde? Bunları dinleyen peygamber onlara şimdi bir cevap veriyor. Kale. Kale'nin faili kim? Nebiyyü. Daha yukarıdaki. Asıl orada gizli huve zamiri var. Anen, aynen ayetin birinci kelimesinde olduğu gibi yine kale söz Yuşa bin Nun'da. Eğer peygamber o idi ise, ama nebi kelimesi burada duruyor işte. Huve zamiri nebi kelimesine racidir. Yani açarsak onu kale nebiyyuhum demektir. Peygamberleri onlara dedi ki İnna Allah astafahu aleykum. İnna Allah kad ba'ase demişti ya. Aynen gene vurgulu bir edat olan inneyi kullanıyor. Şüphesiz onun üzerine yani sizin başınıza onu seçen Allah'tır. İnnenin ismi lafzatullah. Onun için inne ismini nasb ederdi. Allah kelimesini onun için üstünlü okuyoruz. Yani mansub okuyoruz. İnna Allah'a. Peki geçiş yapıyoruz. Oradaki elif harekesi olmayan elif o hemzeyi vasıl. Onun için harekesi yok. Istafa seçti. Mustafa bu kelimeden geliyor. Seçkin demek. Seçilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir adı da bu. Mustafa. Anlamı da bu. İnsanlar içerisinden seçilmiş. Şimdi peygamber de onlara diyor ki İnna Allah astafa hu. Oradaki hu zamiri Talut'a gidiyor. Talut'u seçen şüphesiz Allah'tır. Allah onu seçti. İstafa fiili mazi. İstafa, yestafi, istifaen. Mustafa ne oluyor? Mustafa da ismi mef'ulü oluyor. Aleykum İstafa'nın mef'ulün bih gayri sarih. Peki seçenin yani Talut'u tercih edenin Allah olduğunu söyledi. Başka? Ve zâdehu zâde ziyade artırmak demek. Bu da fiili mazi. Zâde yezîdu ziyadeten. Ziyade kelimesini kullanıyoruz biz. Zâid kelimesini kullanıyoruz. Fazla demek yani. Zâdenin faili nerede? Zâdenin faili de huve. Yani Allah'a raci. Onu seçti ve zâdehu. Ve ona artırdı, ilave etti. Ziyadeleştirdi. Sadece onu bir komutan olarak seçmekle kalmadı. Allah Talut'a artı bir şey daha verdi. Ne verdi ona? Besbaten fil ilmi. İlimde genişlik. Bisata Arapçada genişlik, yaygın demek. Ve zâdehu besbaten fil ilmi. Bilgide bir genişlik verdi. Yani
Komutanlığın gerektirdiği tecrübe Talut'ta var demek. Allah ona o bilgiyi lütfetmiş. İlmi ledun olarak da verebilir. Allah gönderdiğine göre Talut'u lütfedebilir. Yoksa Talut harp akademisini mi bitirmiş yani? Cenab-ı Hak bir orduyu nasıl idare edeceği sanatını, idare etme sanatını Allah ona lütfedebilir. Ve etmiş de, ettiğini de Cenab-ı Hak söylüyor. Çünkü Zade'nin de Istafa'nın da faili Allah'tır. Allah yapıyor bunları. Bilgi ve tecrübe tamam. Böyle bir komutan. Daha vel cismi. Bir de bedence de Allah ona bir görkem vermiş. Yani boyuyla, posuyla, kilosuyla, darasıyla ordunun başında bulunabilecek ve düşmana karşı da direnebilecek de bir vücut genişliği var. Büyüklüğü var. Bir azameti var yani. Bu iki şeyi Allah ona lütfetmiş. E zaten harp için bunlar ikisi yeter. Tecrübe tamamsa, harp taktiği, tekniğini biliyorsa, bir de şecaati, cesareti varsa, güçlüyse onun önüne hiçbir şey dayanmaz. Rahatlıkla orduyu sevk edebilir. Evet. Kale İnne Allah astafahu aleykum ve zâdehu beslaten fil ilmi vel cismi. Peygamberin söylediği de bu. Yani Allah'ın Talut'a verdiği iki özelliğini anlatıyor. Belli ki öyle sizin zannettiğiniz gibi malı mülkü yok. Bizim başımıza duracak gücü kuvveti yok. Biz daha layıkız bu işe. Bunların, bu beyanın tabanı yok. Bunlar anlamsız. Anlamlı olan şey Talut'un donanımı ve vücudunun savaşa müsait oluş. Peygamber burada bir nokta koyuyor. Zaten burada da tı secavendi var. Vallahu yu'ti. Allah verir. Mulkehu saltanatı, komutanlığı kime? Men bir kişiye ki yeşa'u dilediği kişiye. Şa'e yeşa'u burada fiili muzari. Ama faili Allah. Allah dilediği kişiye komutanlığı verir. Siz komutan istediniz. Allah da Talut'u gönderdi. Buyurun. Cenab-ı Hak sizin isteğinize cevap veriyor. Ama kişiyi tercihte Allah istediğini tercih eder. Haşa, kul Allah'a baskı yapamaz ki. En iyisini Allah bildiği için, başarılı olacak komutanı Cenab-ı Hak bildiği için Allah'ın tercihi doğru bir tercih. Ama İsrailoğulları yanlış bir yolda lafı güzel yapıyorlar. Bu cümle vallahu isimle başladığı için, lafzatullahla başladığı için isim cümlesi. Ondan sonra dolayısıyla mübteda vallahu yu'ti mülkehu cümlesi bir fiil cümlesi ama mübtedanın haberi. Yeşâ'u fiili muzârinin faili de huve, o da Allah'a raci. Cümlenin en başındaki Allah kelimesine raci. Bir şey daha söyleyerek bitiriyor. Vallahu vâsi'un alîm. Ve Allah vâsi', aslında genişleten, genişleyen manasındadır. Yukarıda da saaten geçti ya, o da mal genişliği, yani bolluk, bereket manasında. Vesa'a yesa'u vüs'aten mastarı, vasi'e de geniş olan, yani rahmeti geniş Cenab-ı Hakk'ın. O genişliğin hudutlarını, sınırlarını biz bilmeyiz çünkü sınırı yok. Cenab-ı Hakk'ın zatının sınırı olmadığı gibi esma ve sıfatlarının da sınırı yok. Biz de sınırsızlığı anlamıyoruz. Çünkü beynimiz sınırlı çalışıyor. Aklımız sınırlı olan şeyleri anlıyor. Sınırsız şeyleri kavrayamıyoruz biz. Ama Cenab-ı Hak bize kendi esma ve sıfatlarını anlatırken bu isimleri kullanıyor. Ya ismi fail olarak kullanıyor burada
vasiyah kelimesini kullandığı gibi, ya da sıfatı müşebbehe kullanıyor, alim diyor yani. Bilgisi sonsuz ve de rahmeti de, mülkü de, saltanatı da geniş. Dolayısıyla vallahu mübdede vasiun onun haberi. Onun için merfu okuyoruz ikisini de. Vallahu da merfu yani sonu ötreyle bitiyor. Vasiun da o da ötreyle bitiyor. Alimun da o da ötreyle bitiyor. Neden? İkisi de haber. Evet, şimdi bu uzun ayetin bir kısa mefhumunu verelim. Manasını, mealini ve ikinci ayete geçelim. Peygamber onlara dedi ki, Allah size Talut'u komutan olarak gönderdi. Onlar da dediler ki, komutan olarak bizim üzerimize, biz daha komutanlığa layıkken, o da kim oluyor? Talut için. Halbuki ona mal konusunda bir bolluk, bereket de verilmemiş. Peygamber onlara diyor ki, size komutan olarak bunu şüphesiz Allah seçti, gönderdi. Ve ona ilimde de, bedende de bir genişlik lütfetti. Allah dilediğine saltanatını verir. O rahmeti geniş ve bilgisi sonsuz. Devam ediyoruz. 248. ayete. Olay da devam ediyor. Tekrar vakale lehum nebiyyuhum. Tekrar peygamberleri onlara dedi ki, aynen başladığımız birinci ayet yani 247. ayette böyle başlıyor. Vakale lehum nebiyyuhum. Peygamberleri onlara dedi ki bu sefer, inne ayete mulkihi. Dediği şey ne? Dediği şey inne ayete mulkihi cümlesi makulül kavl mahallen mensup. Çünkü denen şey kime söylendi o belli. Nebiyyuhum'dan anlıyoruz onu. İsrailoğullarına peygamberleri söylüyor. Fiilin faili de zamir olarak belli. Diyor ki inne ayete mulkihi. Bu Talut'un komutanlığının belgesi, alameti, yani siz tabiri caizse Talut'u beğenmiyorsunuz, komutan olarak takmıyorsunuz, küçük görüyorsunuz ama onun komutanlığına işaret eden ayet zaten delil demek. Allah'ın sözlerine de ayet diyoruz. Cenab-ı Hak gökteki aya ve güneşe de ayet diyor. Yani bakıldığı zaman Allah'ın varlığı ve birliği anlaşılıyorsa bu bir delildir, ayettir yani. Buradaki ayet kelimesi Kur'an'ın cümleleri değil. Kelimenin öz karşılığı. Yani alamet. Yani delil. Siz Talut'u beğenmiyorsunuz ama Talut'un bir komutan olduğunun delilleri var. Peygamber İsrailoğullarına böyle söylüyor. İnnenin ismi ayet kelimesi. Onun için bak mansub okuyoruz onu. İnne ayete. Ayet kelimesi aynı zamanda muzaf. Mülkihi muzafun ileyh. Mülk kelimesi muzaf. Oradaki sondaki zamir hi muzafun ileyh. Yani komutanın hi zamiri olarak açtığımız zaman komutanın komutan olmasının delilleri neymiş? En ye'tiyekum. En ne yapardı? En edatı fiili muzarının başına gelirdi ve onu nasb ederdi. Bak ye'tiyekum diye. Size getirmesidir. Aynı zamanda fiilin manasını da mastarlaştırırdı. Bak mekmak diye kullanıyoruz. En ye'tiyekum. Size gelmesi. Ye'tiye kum. Peki ye'tiyenin faili nerede? Geliyor. Et-tabutu. Tabutun size gelmesi Talut'un komutan olmasının delilidir. Tabut kelimesi Türkçe'de kullanıyoruz. Biz daha çok
ölüleri koyduğumuz tahtadan yapılmış sandık. Bizdeki tabut bu. Peki burada anlatılan tabut ne? Burada anlatılan tabut ta bir rivayete göre Hazreti Musa'dan, bir rivayete göre Hazreti Adem'den itibaren gelen kutsal emanetlerin içinde bulunduğu bir sanduka. Hazreti Adem'den itibaren gelişini söyleyenler az tarihçiler. Ama Hazreti Musa'dan itibaren gelişi ise Tevrat'ta mevcut. Kur'an da anlatıyor bunu. Peki ne var içine diye baktığınız zaman Hazreti Musa ve kardeşi Harun'a ait kutsal malzemeler var içinde. Tevrat biliyorsunuz tabletler halinde bir yerden bir yere taşınıyor. Herhalde kağıt henüz kullanımda değil. Çok sonraları Tevrat yazılıyor. Yani kağıda yazılıyor. Tabletler halinde hayvanların sırtında böyle taşınırmış. Ama Hz. Musa aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi Ulul Azim peygamberlerden, beş Ulul Azim peygamberden biri. Üstelik savaşan bir peygamber. O yönüyle de Efendimiz'e benziyor. Hz. İsa Efendimiz'in savaştığını kimse bilmez. Çünkü bir savaş peygamberi değil. Zaten bütün ömrü 5 sene. Bir rivayete göre 3 sene. Dünyada kalışı yani. Ömrü derken onu kastediyor. Peygamberlik süresi 5 sene. Ama Hazreti Musa Aleyhisselam o aynı zamanda Mısır'dan çıkıp da doğuya doğru hicretinde önüne çıkan kavimlerle Allah'ın emriyle savaşarak oralara yerleşmiş. Medyen ülkesine yerleşmiş yani. Daha sonraki peygamberler de aynı şekilde kendilerine karşı çıkan milletlerle savaşmışlar. Zaten konumuz da bu. Bir savaş. Tabutun içerisinde Tevrat'ın tabletleri var. Hazreti Musa'nın o meşhur vurduğu zaman taştan 12 su fışkıran ve sihirbazların önünde attığı zaman büyükçe yılanlar haline gelen o meşhur asası. Kur'an ondan da bahsediyor. O da tabutun içerisinde. Peki bu tabut ne işe yarıyor? Bu tabut savaşlarda aynen bizdeki sancaklar gibi taşınıyor. Yani şimdi biraz sonra gelecek. Tabutu fihi sekinetun min rabbikum. Rabbinizden bir sekine olarak. Yani Hz. Musa'nın ve Hz. Harun'un emanetlerinin içinde bulunduğu o sanduka ordunun önünde taşınıyor. O mukaddes emanetler de orduya bir sekine veriyor. Yani bir huzur veriyor. Hani sancağın altında toplanmak nasıl orduya bir huzur veriyorsa o sanduka da içindeki o kutsal emanetleriyle birlikte savaşacak insanlara bir moral, motivasyon kazandırıyor. Peki bu sanduka nasıl geliyor şimdi? Demek ki bu sanduka kaybolmuş. Hz. Musa kardeşi, Hz. Harun onlar irtihal-i dar-ı beka eyledikten sonra o Sina çöllerinde yaptıkları savaşlarla mağlup olmuşlar ve sandukayı da kaptırmışlar Amerikalara. Hatta düşman taraf yani İsrailoğulların düşmanları olan o bölgenin insanları o tabuta ve o içindeki kutsal emanetlere de çok ciddi kötülük yapmışlar. Tarihin anlattığına bakılırsa melekler tekrar bu Talut'un ordusuna bir sekine olsun diye o kaybolan tabutu yani sandukayı içindeki kutsal emanetleriyle birlikte getiriyor. Ve peygamber İsrailoğullarını Talut'un komutanlığına ikna etmesi için diyor ki işte kaybolan bu sanduka Talut'un bir komutan olduğunun alameti, belirtisi, işareti olarak
Tekrar geldi işte. Hepiniz biliyordunuz ki bu sanduka yıllardır kayıptı. Amerikalıların elindeydi. Ama Allah bu Talut'u muvaffak kılacağının alameti olarak tekrar size melekler vasıtasıyla bu sandukayı getirdi. Zaten yaptıran Allah olduğu için mir rabbikum buyuruyor. Yani Rabbiniz tarafından, Rabbinizden size o sandukadaki mukaddes emanetler vesilesiyle size bir sekine, bir huzur verir. Çünkü en nihayet harbe gidiyorsunuz yani. Ölüm var bunun işin içinde, ölüm var yani. Allah size bir destek veriyor işte. Hazreti Musa'nın ordusuna verdiği gibi sizi de destekliyor. Ama bunu siz Talut'un gerçek bir komutan olmaya layık olduğunun delili olarak bunu anlayın diye peygamber onları uyarıyor. Şimdi sandukanın içerisinde ve kimden itibaren nasıl bugüne kadar geldiğine dair bir cümlelik bir bilgi var. Nedir o? Ve bakiyetun mimma terake alu Musa ve alu Harun. Harun ve Musa ailesinden kalma bakiyeler varmış. Nerede? Sandukanın içinde. Az önce söyledik. Tevrat tabletleri ve Hazreti Musa'nın asası gibi kutsal emanetler var içinde. Bakiye yani Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan geri kalan demek. Türkçe kullanıyoruz bu kelimeyi. Para verirsiniz, bakiyesi nedir yani? Bundan geri ne kaldı dersiniz. O bakiye nereden? Oradaki vav atıf harfi tabut kelimesinin üzerine, onun için onu da merfu okuyoruz. Tereke fiili mazi. Tereke yetruku terken. Biz terk kelimesini kullanıyoruz. Bir şeyi bırakmak demek. Bırakan kim? Terekenin faili Alu Musa. Musa ailesi demek. Aile kelimesini de kullanıyoruz biz. Al aynı zamanda muzaf. Musa kelimesi muzafun leyh. Peki muzafun leyh hep meşhur olurdu. Burada niye olmadı? Ne Harun'da oldu ne Musa'da oldu. Musa'da olmayışı sonu ya ile bittiğinden dolayı. Ya harfi özürlü bir harf, illetli bir harf olduğu için kesre, kelimenin sonunda kesre alamaz. Özür var yani. Öteki Harun kelimesi de gayrimunsarif. Yani Arapça değil. İbranice bir kelime. Dolayısıyla gayrimunsarif kelimeler kesre yerine üstün alırlar. Halbuki muzafun değil yani mecrur olması lazım. Harun kelimesi Arapça bir kelime olsaydı Alu Haruni olacak. Ama İbranice bir kelime olduğu için gayrimunsarif. Peki bu sandukayı kim taşıyor, kim götürüyor diye baktığınız zaman Cenab-ı Hak onu da söylüyor. İsrail ordusu taşımıyormuş o zamanlar. Tehmiluhul melaiketu. Hamal kelimesi bu kelimeden geliyor. Hamile yahmelu. Hamile bu kelimeden geliyor. Fiil-i muzari burada. Yahmilu, yahmilani, yahmilune, tehmilu. Niye müennes? Çünkü melaike kelimesi müennes de onun için fiili de müennes. Meleklerin taşıdığı Harun ailesi ve Musa ailesinin bıraktıklarından geri kalan bakiye yani. Onlar var tabutun içerisinde. Ve bu mukaddes emanetler İstanbul'da da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kalma mukaddes emanetler var. Hakikaten onların olduğu yerde bütün Osmanlı döneminde yani bizim tarafımıza geçiş tarihi 1517 Mecdabuk ve Lidaniye Savaşı'yla hem hilafet hem de mukaddes emanetler İstanbul'a getirildi. Hala o konuda Suudların bize karşı böyle bir soğuklukları var. Yani niye sizde duruyor hala? Hilafet sizde değil, mukaddes emanetler sizde dercesine böyle bir
soğukluk var aramızda. Bu mukaddes emanetlerin bulunduğu yerde bütün yıl boyunca, yani İstanbul'a geldiği tarihten itibaren hafızlar hep Kur'an okumuşlar. 24 saat. Sekinet olmaz mı öyle bir yerde? Kur'an'ın okunduğu yerde. Ve o mübarek şeylerin görüldüğü yerde bir sekine olur tabii, bir huzur sağlanır. Melekler taşıyor bunu. Zaten Amerikalıların o mukaddes emanetler sandığına çok kötü davranmalarından dolayı melekler Allah'ın emriyle gitti, bulunduğu yerden aldı, getirdi, tekrar Talut'un ordusuna bir sekine, bir huzur getirmesi için verdi. Evet, şimdi fezlekeyi söylüyor Cenab-ı Hak. İnne fî zâlike. İşte bunda var. İnne fî zâlike. Ne var burada? Leâyeten. Bir ibret var. Bakın, inne zaten tahkik edatı. Yani anlamı güçlendirmek için kullanılıyor. Manaya böyle bir güç veriyor. Leâyetindeki lambda tehdit için. Manayı bir kez daha güçlendiriyor. Haşa ve kella. Cenab-ı Hak söylüyorsa doğrudur. Mümin inanır. Ama ifadenin önemine binaen Cenab-ı Hak iki tekitle söylüyor bunu. Bunda şüphesiz ibretler var. Kimin? Kim için? İbreti kim alır? Lekum. Size. Şimdi burada bu sayfa bütününde İsrailoğullarla peygamberlerinin konuşmaları geçiyor. Bu ayet şimdi bize de hitap ediyor. Bizim için nasıl bir ibret olabilir ki? Evet, ibret olur. Çünkü önümüzdeki derslerde göreceksiniz. O başlarına atandığı halde Allah'ın tercihiyle gelen bir komutan olmasına rağmen ve İsrailoğullarının ona karşı çıkmasına rağmen Allah Talut'u muvaffak ediyor. İbret değil mi? Siz beğenmeyebilirsiniz. Ama Allah tercih ettiyse ona bir hikmet vardır demek lazım. İbret almak lazım bundan. Sizin için gerçekten şüphesiz bir ibret vardır bu konuda. Eğer inkuntum, eğer siz iseniz. Kuntum şurası. Künte, künta, kuntum. Künte, küntuma, kuntum. Yani siz idiniz, oldunuz. Ama in, eğer iseniz. Ne iseniz? Müminin, inanıyorsanız. Eğer milattan çok önce cereyan etmiş böyle bir hadiseyi Kur'an bize 14 asır önce bildiriyor. Sanki bugün inmiş gibi okuyoruz. Çünkü bu kitaba karşı bizim imanımız var. Bu kitabı gönderen Allah'a imanımız var. Bu kitabın gönderildiği peygambere imanımız var. Bu kitabın kıyamete kadar değiştirilmeden muhafaza edileceğine dair imanımız var. Onun için bizim de ibret almamız gereken ayetleri okuyoruz. Evet. Müminin kelimesi kânenin burada küntüm fiili mazi, cemi, müzekker, muhatap ismi o. Haberi de müminin. Onun için ya ile gelmiş. Yanun yani haleti nasbi, cemi müzekkerin haleti nasbi ya iledir. Aslı müminun ama buradaki bulunduğu yer itibarıyla kânenin haberi olması itibarıyla. Evet, bu ayetin de meali münifini söyleyerek bitirelim. Peygamberleri İsrailoğullarına dedi ki, Talut'un komutan olarak gönderilmesinin delili, alameti Rabbiniz tarafından bir sekine olması itibarıyla size tabutun geri gelmesi. O zamana kadar ellerinde yoktu. Kaybolmuştu sandık. Ve o sandığın içinde de meleklerin taşıdığı o sandığın içinde de Harun ailesiyle Musa ailesinin
emanetleri geriye bıraktığı şeyleri vardı. Onları da saydık. Başta Tevrat tabletleri olmak üzere. Bunda şüphesiz sizin için gerçekten ibretler var. Eğer inanıyorsanız, müminseniz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.